Şeyde karstik şekillerde kalmışız. Oradan devam ediyoruz. Sesle problem yok değil mi? Yok herhalde. Şimdi karstlaşma dediğimiz şey bir çözünme ve çökelme sürecidir. Karstik şekillerin oluşumu karstlaşma kavramıyla ifade edilir. Burada çözünme aşınmaya denk gelir. Çökelme ise birikmeye denk gelir. Çünkü bütün dış kuvvetlerin ortak bir noktası vardı. Hepsinde mantık neydi? Aşındırarak, aşındırdığında bir yerlerde biriktirerek şekillendir, biçimlendirir. O yüzden karstlaşma bir çözünme ve çökelme sürecidir diye ifade edilir. Bir yerde karstik bir şekil oluşabilmesi için öncelikle orada kolay çözünebilen kayaçlar gerekiyor. Ve bir de bunları çözecek su gerekiyor. Kalker yani kireç taşı, jips alçı taşı, kaya tuzu, mermer, dolomit, marn gibi kayaçlar suyla temas ettiğinde kolay tepkimeye girerler. Çözünürdek aşınma şekillerini, çökelmeyle de birikme şekillerini meydana getirirler. Yalnız burada jips, kaya tuzu biraz hızlı çözünüyor. O yüzden bunların oluşturduğu yer şekilleri çok uzun ömürlü olmuyor. Mermer biraz daha dirençli dolomitle beraber. O yüzden karstik şekil deyince akla ilk gelmesi gereken kayaç kalkerdir. Yani kireç taşıdır. O yüzden kireç taşının olduğu yerlerde yaygın olduğunu söylemekte fayda var. Aşınım özellikleri yaygınlaşan karstik şekillerin oluşumunda kalkerli yapı daha belirgin bir etkiye sahiptir. Yani karstik şekilin oluşması için kalkerli yapının olması burada da vurgulanmış gördüğünüz gibi birinci etkendir. Ve Türkiye'de bu kireç taşının en fazla olduğu bölgede Akdeniz bölgesidir. Bizim memleketimizde de Akdeniz bölgesinde yaygındır bu tür şekiller. Bu blok diyagramda da gördüğünüz gibi şu tuğla duvarına benzeyen şekiller size verilirse eğer sorularda bu kireç taşını da temsil eder. Bunun küçükten büyüğe doğru olmak kaydıyla en küçükleri lapyadır. Lapya dediğimiz şey çocuklar lapya çözünme sonucunda oluşmuş en küçük karstik şekillerdir. Böyle minik minik yarıntılar, yani derinliği 1 metre olabilen küçük yarıntılardan meydana geliyor. Sonra bunlar büyümeye başlıyor çocuklar. Büyüdükçe, şunu kırmızı yapayım. Dolin adı verilen çukurluklar haline geliyorlar. Sonra bu dolinler birleşiyor, uvala haline geliyor. Uvala dediğimiz zaman artık küçük bir ova. Yani uvalaya içine bir köyü sığdırabilirsiniz. Yani Lapya'nın derinliği 1 metre, genişliği yarım metre ya da birkaç santim olabiliyor. Minik minik çatlaklardan meydana geliyor. Dolin dediğimiz biraz daha bir ev büyüklüğünü düşünün. Uvala ise artık biraz daha büyük. Düden, su yutan dediğimiz yerler şuralar. Yani karstik bölgelerde bir özelliği var. Karstik bölgeler suyu çatlaklı bir yapıya sahip olduğu için suyu yüzeyinde tutamazlar. O yüzden de karstik alanlarda su yer altına gider boşluklardan. Bu suyun yer altına geçtiği yere ve suyun yeryüzüne çıktığı yere de düden adı verilir. Su yutan, su çıkan diye de isimlendirilir. İkisi de düden dediğimiz yer şekli. Polye arkadaşlar burada tabii bunu göstermemişiz. Polye dediğimiz şey artık bir karstik ovadır. Yani yüzeyde karstlaşma sonucunda oluşabilecek en büyük yer şekilleridir. Yani mesela Korkuteli polyesi efendim artık içine bir ilçe sığar. Mesela Muğla il merkezinin bulunduğu bir polyedir mesela. Bunlar artık karstik bölgelerdeki tarım yapılabilecek temel alanları oluştururlar polyeler. Bunlar tabii çözünmeyle oluştuğu için
Bunların kapalı havza özelliği gösterir. Yani bundan dışarıya akımları yoktur. O yüzden burada biriken su yer altına gönderilir düdenlerle. Bazen bu düdenler suyu tahliye etmekte yetersiz kalır. O yüzden bu polilerin tabanını su basar. Onlara göl ova denmesi de bundan kaynaklanıyor. Kör vadi dediğimiz şey, çocuklar kör vadi, bir vadiyi takip ettiğiniz zaman mutlaka işte bir göle, bir denize falan ulaşmanız lazım. Çünkü vadi sürekli iniş olan çukurluklardır diye tarif ederiz. Bakın bu karstik bölgelerde çatlaklı bir yapıya sahip olduğu için yüzey sula, yani yüzeye akışı biraz zordur. Yani o yüzden karstik bölgeler yüzey suyu bakımından fakir ama aslında yeraltı suyu bakımından zengin. Çünkü yağan yağmur hemen yer altına geçer. O yüzden de buradaki vadiler böyle denize falan ulaşmadan bir anda yer altına geçen düdenlerle sonlanabilir. O yüzden bunlara kör vadi deniyor. Yani belli bir çıkışı olmadığı için. Bu da karstik bölgelerdeki başka bir yer şekli. Bu eğer çözünme yerin altında olursa arkadaşlar bu boşluklara mağara diyoruz. Eğer bu mağaraların tavanları çökerse böyle büyük böyle bakın kuyuya benzeyen derin şekiller oluşmuşsa şurada olduğu gibi onlara da obruk diyoruz. Karstik birikme sonucunda oluşan şekiller damla taşları, sarkıt, mağaraların tavanındaki dikit, yerden yukarı olan birleşince bunlar sütun adını alır. Yani mağaraların tavanlarından damlayan su içindeki kirecin tavanda ve de tabanda çökelmesiyle oluşan şekillerdir. Tavandaki sarkıt, tabandaki dikittir. Bunlar zamanla birleşir ve sütun dediğimiz yapılara dönüşürler. Traverten ise eğer karstik bölgede yüzeye çıkan su eğer sıcak suysa yani ve içindeki karbonat miktarı çok fazlaysa su tabii çok hızlı buharlaşır sıcak su. İçindeki malzeme çökelir bakın bu şekilde küvete benzeyen basamaklar meydana geliyor. Pamukkale'de olduğu gibi Denizli Pamukkale'de bunlara da biz traverten diyoruz. Aşağıdaki şekilde nemli iklim bölgesindeki bir alanın bitki örtüsü ve anakaya özelliği verilmiştir. Anakaya kalker yani kireç taşı, bitki örtüsü ormandır. Buna göre bu alanda aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşması beklenmez. Arkadaşlar, lapya dediğimiz minik yarıntılardı. Obruk mağaraların çökmesi oluşuyordu. Mağaralar yer altındaki boşluklar. Bakın orada zaten kireç taşı olduğunu söylemiş. İklimin nemli olduğunu da söylemiş. O zaman demek ki burada karstlaşma olabilir. Kanyon vadi, kireç taşı kolay çözünebildiği için akarsular derin vadiler meydana getirebiliyorlar. Bunlara da biz kanyon diyoruz. Ve Türkiye'deki kanyonların da büyük bir kısmı Akdeniz bölgesinde bulunmuşlar. Tafon dediğimiz böyle delikli kayalar vardır. Rüzgar şekillenmesiyle oluşan. Yani bunun karstlaşmayla bir alakası yok. Bunun için kurak bölge olması gerekiyor. O yüzden cevap Ceyhan. 2014 sorusuymuş. Arkadaşlar buzulların oluşturduğu yer şekillerine geldiğimiz zaman bir yerde buzul şekillendirmesi çok etkiliyse iki ihtimal vardır. Bir, ya kutup noktasına yakın bir yerdir. Eğer kutup noktasına yakın bir yerdeyse yani yüksek enlemlerde bulunmuyorsa yüksekliği çok fazladır. Çünkü bir yerde buzulların şekillendirebilmesi için ya buzul devirlerinde buzulların altında kalmış olması gerekiyor ya da arkadaşlar yüksekliğinin fazla olması gerekiyor. Kalıcı kar diye bir kavram var. Daha önce enlem konusunda falan öğrendiniz. Kalıcı kar yıl boyunca erimeyen kar demektir. Toktoğan kar sınırı diye öğrendiniz. Kalıcı karların yüksekliği neydi? Ekvatordan kutba doğru azalır. Ekvatorda sıcaklıklar fazla olduğu için genelde bunu anlamakta arkadaşlar zorluk çekiyorsunuz. Yani ekvatordaki bir dağ olsun, bu da kutuptaki bir dağ olsun. Bu dedim ki kar olsun. Ekvatordaki dağın kalıcı kar 5000 metreden sonra başlıyorsa atıyorum 60. enlemdeki dağdaki kalıcı kar 2000'den, bin, ne bileyim 1500'den sonra, 1000'den sonra başlar.
Yani şu başladığı yüksekliği kastediyoruz. Siz burada genelde karın miktarına takılıyorsunuz ve bunu yanlış anlıyorsunuz. Kalıcı kar sınırı altını çiziyorum. Ekvatordan kutba doğru azalır, unutmayınız. Kalıcı kar arkadaşlar, yağan karın işte biliyorsunuz yüksek yerlerde, kutba yakın yerlerde ısınma ve soğuma hızlı oluyor. O yüzden ısınınca erimeye başlıyor. Gece donunca kemik gibi oluyor. Bu çözünme donma. Çözünme donma o kar örtüsünü kemik gibi bir buz haline getiriyor. Bu arkadaşlar buzullar hareketsiz gibi görünür ama aslında buzullarda hareketlidir. Yani bir akarsu gibi hızlı aktığını tabii ki düşünemeyiz. Ama eğime ve kütleye göre değişmekle beraber bazen buzullar da günde 1 metre falan yer değiştirebiliyor. Çok az yer değiştiriyor ama kütlesi çok büyük olduğu için çok büyük bir aşındırma etkisi oluyor. O yüzden buzullar üstten beslendikçe hareket ediyor. Hareket ettiği zaman da altındaki yapıyı şekillendiriyor. Aşındırma ile şekillendiriyor. Sonra eridiği yerde onları biriktiriyor o malzemeleri. Orada da biriktirme şekilleri meydana geliyor. Kutuplarda her yeri kaplıyorsa buzullar, örtü buzulları. Yüksek dağlarda vadileri doluyorsa vadi buzulu. İki, böyle güneş görmeyen çukurlarda birikmişse sirk buzulu. Dağın tam tepesini kaplamışsa bizim Ağrı Dağı gibi takke buzulu. Örtü buzulundan kopup okyanusta hareket ediyorsa iceberg, buzdağı. Donmuş denizin parçalanmasıyla oluşan yapılara da bankiz adı verilmiş. Türkiye'de buzullaşma çok mühim bir yer mevzu değildir. Çünkü Türkiye'de arkadaşlar şu anda buzullar mevcuttur. Şu an bizim ülkemizde buzulların görülme yüksekliği yaklaşık ne kadardır? 3200 metre civarından başlıyor. 3000'in üstünde yani. Ama Türkiye'de buzul şekillerinin oluştuğu buzul şekilleri 2000'li yükseltilerden sonra görülebiliyor Türkiye'de buzullar. Buzul şekilleri özür dilerim. Çünkü dördüncü zaman demiyoruz gerçi. Üçüncü zamanın son döneminde yaşanan buzul çağlarında buzullar şu anda 70. enlemden başlıyor. O zamanlar 50. enlemlere kadar gelmiş yani. Yüksekliği ne olursa olsun deniz seviyesine kadar inmiş. Bizim ülkemizde de buzullar 2200 metreye kadar inmiş. O şiddetli buzul çağlarında 4 defa. O yüzden Türkiye'de buzullar 3200'den başlıyor belki ama Türkiye'de yüksekliği 2200'den fazla olan dağlarda buzul şekillerine rastlamak mümkün. Çünkü dediğim gibi 4. 3. zamanın sonlarında buralar buzullaşma etkisinde kalmış çocuklar. Şekilleri sirk çukurlukları. Bakın buzul vadisi dediğimiz şöyle yayvan bir vadi ortaya çıkıyor. Yan kollarında kütle az olduğu için arkadaşlar yukarıda kalıyor. Onlara da asılı vadi diyorlar. Bir buzul vadisi ile akarsu vadisi arasındaki temel fark arkadaşlar şudur. Akarsu vadilerinde şöyle anlatayım size. Aşınma daha çok derine doğru olduğu için böyle daha keskin kenarlı bir vadi tipi oluşur. Ama buzul vadilerinde buzullar bakın vadinin tamamını doldurduğu için aşınma derine doğru olduğu kadar yanlara doğru olur. O yüzden buzul eriyip ortadan kalkınca böyle daha yayvan bir vadi tipi ortaya çıkar. Biz de buna U profilli vadi, buzul vadisi, tekne vadisi gibi isimler veriyoruz. O yüzden aradaki temel fark çocuklar profil görüntüsüdür. Hörgüç kaya. Hörgüç bildiğiniz gibi devenin sırtındaki yapıdır. Yani eğer aşınmaya karşı dirençlerin farklı olduğu taşlar varsa sert olanlar yukarıda kalır. Sert olmayanlar aşağıda kalır. Ve şöyle bir biçim ortaya çıktığı için de yani şunlar mesela sert yapılar olsun. Diyelim ki buzul burayı aşındırdı. Üstte buzul vardı. Bunları az aşındırdı. Şuraları çok aşındırdı. Bunlar aşınmaya direnç gösteremediği için. O yüzden de
bu biçime alıyorsa yüzey, buna da hörgüç kaya deniyor. Biriktirme şekilleri moren setleri. Buzullar işte, mesela bu bir vadi buzulu. Yamaç boyunca aşağı doğru hareket ediyor. Günde 1 metre, 1,5 metre. Üzerinden geçtiği kayayı parçalıyor ve beraberinde taşıyor. Sonra buraya geldiği zaman ne yapıyor bunları? Bakın, biriktiriyor bu kayaları. Biz de bunlara, bu taşlara moren, buzul taş deniyor. Bunlara da, oluşturduğu yapılara da moren seti adı veriliyor. Türkiye'de bu moren seti gibi, sirk gibi yapıları, buzul vadileri 2200'ün üzerinde görülür. Ama mesela Finlandiya, İsveç, Norveç, Kuzey Rusya, Kanada gibi yerlerde ise bunlar deniz seviyesinde de görülür. Çünkü buralar buzul devirlerinde buzulların tamamen altında kalmışlar. Durimlin yine bu şeylerin, buzulların üzerinden geçerken biçimlendirdiği kayalardır. Türkiye'de bu pek yok. Sander düzlüğü de buzuldan doğan suların işte oluşturduğu düzlüklerdir. Kıyıda oluşan yer şekillerine geldik. Çocuklar, kıyı biçimlenmesinde şu önemli bence. Bir defa kıyı şekillenmesinde kıyının yapısı, yani bir kıyıda aşınma mı, birikme mi olacağı neyle alakalı? Kıyının yapısıyla. Bakın, kıyı çizgisinden başlayarak derinliğin 200 metreye ulaştığı şu bölgeye biz kıta sahanlığı diyoruz. Eğer kıyı gerisinde yüksek dağlar yoksa, 200 metre derinlik biraz daha açıkta oluşacağından biz buna kıta sahanlığı geniş diyoruz. Ama kıyı gerisinde yüksek dağlar varsa deniz birden derinleşir genellikle. O zaman kıyı çizgisiyle derinliğin 200 metreye ulaştığı bu bölgenin yüzey alanı daha daralıyor. Bu da kıta sahanlığı dar biçiminde isimlendiriliyor çocuklar. O yüzden buralarda bir şekillenme olacaksa, eğer kıta sahanlığı genişse şurada olduğu gibi, daha çok biriktirme şekilleri olur. Ama bu şekilde ise daha çok aşındırma şekilleri olur. Yani bir kıyıda kıta sahanlığı genişse efendim biriktirme, kıta sahanlığı darsa aşındırma şekilleri oluşur. Unutmayınız. Aşındırma şekillerinin çocuklar birincisi falezlerdir. Şöyle uçurum biçimindeki kıyılardır falezler. Burada da gördüğünüz gibi. Falezlerin diğer ismi yalı yardır. Yalı kıyı demektir. Yar da uçurum demektir. Ve Türkiye'de falezler mesela Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yaygındır. Dağların kıyıya göre konumundan dolayı. Deniz kemeri şurası. Yani şu burun kısımlarının altını dalgaların aşındırmasıyla meydana geliyor. Devam ediyoruz. Kıyı setleri şunlar çocuklar. Yani eğer sığ bir kıyıysa dalgaların getirdiği şeyler, kumlar kıyıya kadar ulaşamazlar. Ve denizin içinde küçük adacıklar halinde birikebilirler. Suyun yüzeyine çıktığı gibi suyun altında da kalmış olabilirler. Denizin altındaki bu birikintileri biz kıyı seti diyoruz. Lagün, deniz kulağı dediğimiz şey şurası arkadaşlar. Yani şu kıyı oku dediğimiz yapılar, yani dalgaların biriktirmesiyle oluşan yapılar, eğer körfezin ağzını tamamen kapatır da bu körfezle denizin bağlantısını keserse biz buna kıyı sept gölü ya da lagün, deniz kulağı diyoruz. Tombolo dediğimiz şey şurasıdır. Tombolo. Kıyı oklarının adayı karaya bağlamasıyla oluşuyor. Yani şurası eskiden bir adaymış. Yani dört tarafı suyla çevrilmiş. Dalgaların getirdiği kumlar buradaki adayla kara arasındaki boşluğu doldurmuş ve burayı bir yarımada haline getirmiş. Biz de bunları arkadaşlar tombolo diyoruz. Tombolo ya da saplı ada diye çıkabilir.
Bu kıyı setleri diye geçiyor ama bu yani mesela Körfez'in ağzındaki bu yapılar arkadaşlar kıyı oku. Kapatmışsa burayı kıyı kordonu. Denizin altına birikmişse kıyı seddi. Efendim bu adayı bağlamışsa bağlama seddi gibi isimler alıyor. Yani bu dalgaların getirdiği kumların birikmesiyle oluşan şekillerdir. Tekrarlıyorum. Kıta sahanlığı dar ise aşındırma. Kıta sahanlığı genişse biriktirme şekilleri oldukça yaygındır. Haberiniz olsun çocuklar. Kıyı tipleri arkadaşlar. 6-7 tane kıyı tip var. Bunların 5'i bizim ülkemizde var. 2 tanesi yok. Enine kıyı, boyuna kıyı. Riya, Dalmatya, limanlı kıyı, fiyortlu kıyı ve Skye tipi kıyıyla Haliçli kıyılar olarak devam edeceğiz. Şimdi enine kıyılar, eğer dağlar kıyı çizgisine dik uzanıyorsa, bizim Ege kıyılarında olduğu gibi, çok fazla girinti ve çıkıntı oluyor bu tip kıyılarda. Efendim, çok fazla ada, yarımada, körfez gibi girinti çıkıntı oluyor. Doğal körfez ve limanların sayısı fazla oluyor. Kıta sahanlığı genellikle geniş oluyor. Yani deniz sığ oluyor. Falezler çok yaygın olamıyor. Ve de aynı zamanda kıyının gerçek uzunluğuyla kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark da çok oluyor. Çünkü eğer bir kıyıda arkadaşlar girinti, şöyle girinti ve çıkıntı çok olursa, mesela bu taraf deniz olsun diyelim ki, bu tarafta kara olsun. O zaman bu kıyının kuş uçuşu dediğimiz şu uzunluğuyla gerçek uzunluğu arasındaki fark da fazla oluyor. Ege kıyıları buna örnek olarak verilebilir. Mesela Türkiye haritasına baktığınız zaman en uzun kıyı Karadeniz gibi görünür ama aslında gerçek uzunluğu en uzun olduğu, en fazla olduğu kıyı Ege'dir. Boyuna kıyı da tam tersi. Dağlar burada kıyı çizgisine paraleldir. Bu yüzden de bu tip kıyılarda buradanın tam tersi girinti ve çıkıntı pek olmaz. Doğal körfez ve limanlar pek olmaz. Kıta sahanlığı genelde dar olur. Yani deniz birden derinleşir. Ve de bu tip kıyılar arkadaşlar kıyının gerçek uzunluğuyla kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark diğeri kadar fazla olmaz. Riya tipi kıyılar, bunların oluşum biçimlerini çok, ya kıtanın çökmesi lazım ya da denizin yükselmesi gerekiyor. Yani kıyı çizgisinin değişmesi gerekiyor. Genelde bunlar en son buzul devri sona erince deniz seviyesi yükselmiş. Mesela eskiden deniz seviyesi şuradaymış şöyle. Bu akarsularda arkadaşlar buraya kadar geliyorlarmış. Sonra deniz seviyesi yükselmiş ve ne olmuş? Bu akarsu vadileri denizin altında kalmış. Yani böyle girintiler meydana gelmiş. Biz de bunlara riya tipi kıyı diyoruz. İşte İber Yarımadası'nın yerini muhtemelen bilmiyorsunuzdur. İspanya'nın ve Portekiz'in bulunduğu yer Güney Avrupa'da. Kuzey kesimleri. Bizim ülkemizde de İstanbul ve Çanakkale boğazları buna net örneklerdendir. Riya tipi kıyıya. Dalmaç tipi kıyı da aynı. Ya karanın çökmesi veya denizin yükselmesi gerekiyor. Eğer bir yerde arkadaşlar kıyı çizgisine paralel uzanan dağlar varsa, bakın burada Dinarik Dağları var. Burası eski Yugoslavya, şimdiki Hırvatistan kıyıları. Eğer bakın şu bunlar da böyle adalar konumundaymış ve kıyı çizgisi şöyleymiş burada da. Ya burası karaymış tamamen. Deniz seviyesi yükselince bu dağların bir kısmı su altında kalmış. Ve bunlar da böyle kıyı çizgisine paralel uzunlamasına adalar biçiminde çocuklar kalmışlar. O yüzden de kıyı çizgisine paralel uzanan adalar ve yarım adalardan oluşan bir yapıdır. Ve bunun da dünyadaki en net örneği Hırvatistan'daki Dalmatya kıyılarıdır. Adı da buradan gelen Adriyatik Denizi. Yani İtalya ile Hırvatistan arasında kalan yer. Türkiye'de Dalmatça çok az. Kaş civarında var. Finke Kaş civarında çok az. Limanlı kıyı, bu deminki şey vardı. Kıyı okları vardı. Hatta bir geri geleyim arkadaşlar. İşte şurada bakın. Yani bu kıyı okları, körfez ağızlarını, akarsu ağızlarını çocuklar böyle daraltırlarsa
oluşan bu tip kıyılara biz limanlı kıyı diyoruz. Yani dalgaların taşıdığı malzemenin efendim körfez ve akarsu ağızlarını daraltması oluşuyor. Buna da örnek olarak Odessa çevresi var Kuzey Karadeniz'de. Burası örnek olarak verilir. Bizim ülkemizde bu İstanbul'da şey var. Büyükçekmece, Küçükçekmece. Onlar örnek olarak verilir. Bizde bulunmayan fiyort ve skarit tipi kıyı bulunmaz bizde. Fiyort tipi kıyının oluşması için Buzul Vadisi'nin denizin altında kalması gerekiyor. Buzul Vadisi'nin denizin altında kalması için de buzul devirlerinde buzulların deniz seviyesine kadar inmiş olması gerekiyor. O yüzden de bunu görmek için 50. enlemden daha kuzeyde olmak gerekiyor. Türkiye'de buzullar hiçbir zaman 2200'ün altına inmediği için en şiddetli zamanlarında bile ki bu enlemimiz sonucudur. O yüzden Türkiye'de bu tür kıyılara rastlamayız. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de fiyortlu kıyıların görünmemesinin temel sebebi enlem etkisidir. Çünkü enlemimizden dolayı, ekvatora göre konumumuzdan dolayı Türkiye'de buzullar hiçbir zaman deniz seviyesine inmemiş. En fazla indiği 2200. O yüzden de Buzul Vadisi'nin deniz altında kalması gibi bir durum bizim ülkemiz için geçerli değil. Nerede var? Yine Kuzey Rusya, Norveç, Finlandiya, Kanada, efendime söyleyeyim, Alaska'nın kuzey kesimlerinde görülen bir kıyı tipidir. Bir de bu buzulların taşımış olduğu şeyler falan vardı. Bu hani hörgüç kayalar oluşuyordu böyle moren setleri. Onlar da böyle minik minik bir sürü ada oluşturmuşsa ona da Skyer tipi kıyı deniyor. Yani bunlar beraber bulunan kıyı tipleri. Memlekette olmayan başka bir kıyı tipi arkadaşlar. Haliçli kıyı, estuar. Akarsu ağızlarının gelgitten dolayı aşınmaya uğramasından kaynaklanıyor. Bunun için okyanus kıyısında ya da bir kenar deniz olması gerekiyor. İç deniz olmaması gerekiyor. Burası Almanya'nın kuzeyi. Şunlar da bakın Haliçler. Çünkü burada gelgitgenliği fazla. O yüzden bizim ülkemizde Haliçli kıyı niye olmaz? Çünkü Türkiye'nin bulunduğu bölge okyanusa kıyısı yoktur. O yüzden de Türkiye'de gelgitgenliği önemli bir dış kuvvet değildir. Türkiye'de arkadaşlar Haliçli kıyı bulunmaz. İstanbul'da Haliç diye bir yer var hepinizin bildiği gibi. Ama bunun kıyı tipiyle bir alakası yoktur. Haberiniz olsun. Türkiye'de Haliç olmaz. Ama bizim İstanbul'daki Haliç şeklen çok benziyor bir Haliç'e. O yüzden Haliç deyip geçmişler. Bir de burada watt diye bir kavram var. Gelgitgenliğinin fazla olmasına bağlı. Çünkü gel yaşandığında deniz yükselir ve karaya doğru ilerler. Yani bu gelgit günde 4 faz olan bir şeydir. 6 saat arayla. 2 gel, 2 git biçiminde olur. Sular yükseldiğinde çocuklar, şöyle çizmeye çalışayım. Sular yükseldiğinde mesela şu bölgeye kadar olan kısım bu su altında kalır böyle. Deniz buraya kadar ilerler mesela. İşte bu bölgeye vat deniyor. İşte 6 saatte bir kara, bir deniz haline gelen bu bölgeye vat tipi kıyı deniyor. Bu vatla da Haliç beraber bulunuyor. Sonuç. Türkiye'de fiyort bulunmaz. Çünkü buzullar sıfıra inmemiştir. Enlem etkisi. Türkiye'de Haliç bulunmaz. Çünkü okyanumuz, kıyımız yoktur. Bu da özel göreceli konumun etkisi. Yani bir önceki mutlak konumun yani enlemin bu da okyanusa kıyımızın olmamasının yani göreceli konumun etkisinin bir sonucudur. Bunlar da okul kitabında yeni eklendi arkadaşlar. Kalanklı kıyı dedi. Karstik kayaçların bulunduğu yer su altında kalırsa. Bizim ülkemizde çok net bir örneği yok. Bir tek şey veriliyor. Fethiye'de Kelebekleri Vadisi diye bir yer var. Orası veriliyor. Bir de Mercanlı kıyı var. Bu da işte Avustralya, efendim Karayipler gibi sıcak denizlerdeki resiflerin bulunduğu bölgede oluşan kıyılardır. Bunların da mercan resiflerinin kıyını bizim ülkemizde olma ihtimali zaten yok. Çünkü Türkiye sıcak okyanuslara oldukça uzak. Bunlar da kıyı tipleriyle. Şimdi genel yer şekilleri bitti. Şeye geçeceğiz. Türkiye'deki yer şekillerine.
Şuradan açalım bakalım Türkiye'nin yer şekillerini. Evet. Görüntü var mı gençler? Ben sesimi duyan var mı? Görüntü de var, ses de var hocam. Sorun yok. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar, Türkiye'de dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekillerine geçiyoruz. Türkiye'ye geçtik. Yani genel olarak bunlar anlatıldı. Bundan sadece Türkiye versiyonunun üzerinde duracağız bir miktar. Türkiye'de tabansız vadiler eğimin çok olduğu yerde olurlar. Suyun derine aşındırmasının çok olması gerekiyordur. Çünkü Türkiye'de de en mühim dış kuvvet akarsularda, dünyanın büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi. Türkiye'de tabansız vadilerin en fazla olduğu yerler Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz'dir. Bunlar eğimin, engebenin ve yüksekliğin fazla olduğu bölgelerimizdir. Boğaz vadiler dağların kıyı çizgisine paralel uzanması gerekiyor. Bunlar da Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yaygındır. Tabanlı vadiler yanlara doğru aşındırmanın çok olması gerekiyor. Türkiye'de yanlara aşındırmanın en fazla olduğu arkadaşlar yer efendim neresidir? Ege'dir, Marmara'dır. Bu da eğimin az olmasına bağlıydı. O yüzden bunlar da Ege ve Marmara civarında bulunur. Kanyon dediğimiz çok derin vadiler, bunlar için karstik olması gerekiyordu. Yani kireç taşı olması gerekiyor. Ve Türkiye'de bunun en fazla olduğu yer arkadaşlar Akdeniz bölgesidir. Bir miktar da benim memlekette var Batı Karadeniz'de. Bu kireç taşını akarsu birdenbire gömüldüğü için çok derin vadiler oluşturuyor. Biz de bunlara kanyon diyoruz. Kırgı bayır daha çok kolay aşınabilen yapılar varsa olur. Badlands diye isimlendiriliyor. İç Anadolu bölgesinde bu. Peri bacalarının civarında çok yaygındır. Bitki örtüsünden yoksun yerlerdir. Erozyonun şiddetli olduğu yerlerdir. O yüzden herhangi bir ekonomik etkinliğe elverişli olmadığı için de Badlands diye isimlendirilir. Yani akarsuların hızlı aşındırmasıyla oluşan engebeli bir arazidir. Dev kazan dediğimiz şey şelalenin düştüğü yerde oluşur. Bunlar Türkiye'deki bilinen şelaleler. Peri bacalarının oluşması için peri bacalarını lütfen karıştırmayalım arkadaşlar. Peri bacaları daha çok akarsu, özür dilerim, rüzgar şekli olarak algılıyorsunuz. Bunlar akarsu şekilleridir. Ama düzenli bir akarsu olmayıp yağmurdan sonra oluşan sel sularının yaptığı şekillerdir. Bunu daha önce anlattık size. Türkiye'de peri bacalarının en yaygın olarak bulunduğu yer Nevşehir çevresidir. Manisa'da, Van'da, hatta şeyde Afyon civarında benzer şekiller var ama Nevşehir yani Kapadokya kadar yaygın olduğu başka bir bölgemiz yok arkadaşlar. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralarla gösterilen alanlardaki akarsular denge problemine ulaşmamıştır. Zaten Türkiye'de bir akarsu yok. Bu durum öncelikle neyle alakalıdır? Arkadaşlar bir akarsuyun denge profiline ulaşması neyle alakalıdır? Yatak eğiminin iyice azalmış olmasına gerekiyor. Akarsu denge ulaşmamıştır. Bu hangisiyle çelişir? Vadilerin V olması, yük miktarının düşük olması, derinleşim yüksek olması, akış hızlarının fazla olması ile hangisiyle çelişir? Yük miktarının düşük olması çelişir. Çünkü bir akarsu denge profiline ulaşmadıysa taşımış olduğu yük miktarı fazla olmak durumundadır. Türkiye'de karstik şekiller arkadaşlar bu turuncu mu oluyor işte bu şu renkle gördüğünüz kireç taşı en çok olduğu yer Akdeniz, Batı ve Ordu Toroslar. Şu da jipsir, daha çok Sivas civarında falan yaygın. Ve Türkiye'de karstik şekillerin en yaygın olduğu yer Akdeniz bölgesidir demiştim size. Lapya, Olin, Duvala vesaire başlıca mağaralarımız var. Bu karstik bölgelerin genel özellikleri bence şurası önemli burada. Arkadaşlar
Karstik bölgeler genellikle nüfus yoğunluğu az olan yerler. Çünkü kireç taşının olduğu yerde yağmur ne kadar çok yağarsa yağsın hemen yer altına geçtiği için çatlaklı bir yapısı vardır. O yüzden kireç taşının bulunduğu yerde, karstik yerde yüzey suyu bakımından hep problem vardır. Yani azdır. O yüzden burada tarım alanları sınırlıdır. Yani arazi engebeli. Su bakımından problem vardır. Efendime söyleyeyim, ulaşım biraz zordur. O yüzden de karstik alanlar arkadaşlar genelde nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir Türkiye'de. Özellikle bu Menteşe yöresi, Muğla çevresi diye geçer. Teke, bu Kaş Kalkan civarı. Taşeli Platosu, Antalya Mersin arası. Bunlar Türkiye'de nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir. İklim koşulları elverişli olmasına rağmen. Bazı karstik şekiller turistik değer taşıyabiliyor bildiğiniz gibi. Mağaralar, travertenler vesaire. Ama bu onların böyle kalabalık yerler olmasını sağlamıyor. Bundan çokça bize bahsettim. Türkiye'de buzul şekilleri çok yaygın değildir. Türkiye'de kalıcı kar sınırı şiddetli buzul dönemlerinde 2200 metreye kadar düşmüştür. Günümüzdeki yüksekliği 3200 metre civarındadır. Ondan sonra başlar. O yüzden Türkiye'de buzul şekilleri yaygın değildir. Ama Türkiye'de buzullar hiç yoktur da diyemeyiz. Vardır ama dediğim gibi mesela bakın Akdeniz'de 3500'den sonra, Karadeniz'de 3200'den sonra, Doğu Anadolu'da karasallık etkisiyle 4000'den sonra görülebilir. Ama Türkiye'de buzul şekilleri 2200'den sonra görülebilir. Çünkü zamanında buralara kadar inmişler. Bizim memleketimizde çöl olmadığı için tam çöl özelliği gösteren bir yer. Biz de rüzgar şekillendirmesinin çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Ama arkadaşlar nereler diyorsa Türkiye'de Tuz Gölü çevresi, İç Anadolu bölgesi, Kapadokya çevresi ve bir miktar Suriye sınırı civarında rüzgar şekillendirmesinin etkisinin olduğunu size söyleyebilirim. Dalga aşındırması arkadaşlar, Türkiye'de Karadeniz'de ve Akdeniz'de daha çok aşındırma, Ege'de, Marmara'da daha çok biriktirme ile ilgili şekillerin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar Türkiye'de Karadeniz ve Akdeniz'de kıta sahanlığı genellikle dardır. Ege'de, Marmara'da kıta sahanlığı geniştir. Gerçi Marmara'da kıta sahanlığı diye bir kavram pek olmaz çünkü tamamen bize ait bir yer olduğu için. Falezler, Karadeniz, Akdeniz. Lagün dediğimiz yer, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos gölleri. Fethiye'de Ölüdeniz diye bir yer var biliyorsunuz. Tombola dediğimiz Sinop'taki İnceburun ve Kapıdağ Yarımadası Marmara'nın güneyinde. Türkiye'de arkadaşlar kıyı tiplerine baktığımız zaman da şunları size söyleyebilirim. Karadeniz, bakın şu kırmızı olan yer Boyuna Kıyı. Hatta buna şöyle ilave edeyim ben yani. Burası da Boyuna Kıyı. Efendim işte, ne bileyim Akdeniz Boyuna Kıyı. Şeyler İstanbul Boğazı ve İstanbul'daki Haliç, Çanakkale Boğazı ve Gökova Körfezi, Riya. Finike Kaş civarı Dalmaçya. Şurası Limanlı Kıyı, Büyükçekmece, Küçükçekmece gölleri. Bunlar bizim ülkemizde görülen önemli kıyı tipleri. Bir de size şu şeyleri şöyle göstereyim. Bakın, şurası Kapıdağ Yarımadası, Güney Marmara'da. Şurası Sinop'taki İnceburun Yarımadası. Bunlar da Tombola'ya örnek. Tombola neydi? Adanın karaya bağlanmasıyla oluşuyordu. Nasıldı? Dalgaların getirdiği malzemenin ada ile kara arasındaki boşluğu doldurmasıyla oluşuyordu. Türkiye'de başlıca yüzey şekillerinde kaldık gençler. Haftaya görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, teşekkürler.